Merhaba arkadaşlar, Yazılım Mektebi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sınav uygulamamızın ikinci kısmı olan JavaScript kodlarının yazılmasını kodlayacağız arkadaşlar. Eğer bu kanalda karşılaştığınız ilk video buysa ve bu quiz app uygulamamızın, sınav uygulamamızın nasıl tasarlandığını merak ediyorsanız bir önceki videoya dönerek sınav uygulamamızı sizler de tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerseniz JavaScript kodlarımızı yazmaya başlayalım hep birlikte. Şu şekilde arkadaşlar yine kod VS kodumu açıyorum. Buradan Visual Studio Code'dan Visual Studio Code'dan projemin içine JavaScript dosyasını dahil edeceğim öncelikle. Buraya quiz.js adında bir JavaScript dosyası dahil ettim ve bunu tabii ki ne yapıyorum? HTML dosyama dahil etmem lazım ki ne yapabileyim? JavaScript kodumla DOM'a müdahale edebileyim. Evet, script taglarımı açtıktan sonra source'una quiz.js'i veriyorum. Pekala. Öncelikle arkadaşlar hatırladığınız gibi bir önceki videoda bahsetmiştik ilk başta. Questions.js'in adında bir dosyamız vardı ve bu dosyamızın içinde sorularımız vardı. 5 tane sorumuz vardı burada arkadaşlar. Dilerseniz siz buradaki soruların adetini bu şemaya göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yeni sorular ekleyebilirsiniz ve kendi soru cevaplarınızı seçebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle burada sorularımızın objesini incelememiz gerekirse arkadaşlar. Soru objelerimizde gördüğünüz gibi bunların her biri bir soru objesi arkadaşlar. Yani şu array'imizin içinde her bir obje soru objesi. Bu soru objelerimizin içinde id, text, answers gibi verilerimiz var. Burada text aslında sorumuzun metni olmuş oluyor. id burada ayırt edici bir numarayla hani silmedir ya da o soruyu çözmedir gibi durumlarda çözüm ve silme gibi durumları yapabilmek için arkadaşlar burada yine id değeri verip ayırt edici unique bir sayı verdik. Daha sonra answers kısmı ise arkadaşlar bir array veri olduğunu görüyoruz. Bu array'in içinde ise arkadaşlar sırasıyla yine yeni objelerimiz var. Bu objelerimiz ise bizim cevaplarımızın verilerini içeriyor. Cevaplarımızda ise yine cevaplarımızı ayırt edeceğimiz bir id değeri, bir text değeri görüyoruz. Text değeri cevabımızın metni oluyor arkadaşlar. Yani sorumuz bu, cevabımız bu, birinci cevabımız bu. Is correct ise arkadaşlar eğer soru doğru ise is correct değeri true oluyor. Eğer soru yanlış ise is correct değeri false oluyor. Yani gördüğünüz gibi bu sorumuzun cevabı JavaScript hangi tip bir dildirin cevabı object based oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerseniz projemizi buradaki JSON dosyamızı okuyarak ve bu JSON dosyamızı içindekileri bir yazdırarak başlayalım projemizi kodlamaya. Pekala. Burada projemdeki questions.json'daki dosyaları çekmek için arkadaşlar fetch metodunu kullanacağım. Bildiğiniz gibi fetch JavaScript'in kendi kütüphanesi olan ve API'lardan request atıp yanıt alabileceğimiz veya direkt böyle JSON'lardan request atıp yanıt alabileceğimiz bir kütüphane fonksiyon diyebiliriz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu fonksiyonu kullanmak için işte öncelikle kendim bir fonksiyon yazacağım ve buna getQuestions adında bir isim vereceğim. GetQuestions metodum ne yapacak? Fetch ile istek atacak. Nereye istek atacak arkadaşlar? Benim hemen burada aynı dizindeki questions.json dosyama istek atacak. Pekala, eğer istek başarılı bir şekilde dönüş yaparsa, yani den dediğimiz zaman arkadaşlar isteğimizin başarılı bir şekilde geldiğini anlıyoruz. Burada biz arkadaşlar response dönecek. Bu döndüğü response'un içindeyse ne olacak? Bizim JavaScript objemiz olacak. Fakat bu string olarak geleceği için benim bunu ne yapmam lazım? Response'u .json deyip JSON metodu ile JSON'a çevirmem lazım. Daha sonra tekrar bir den daha açıyorum. Burada arkadaşlar return ettiğimiz rest.json buraya parametre olarak geliyor. Buraya da şöyle question
diye isimlendiriyorum. Arrow function'ımı tekrar açıp ne yapıyorum? Buradaki questions'ları yazdıracağım. Evet arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmı çalıştırıp bakalım sorularımız başarılı bir şekilde geliyor mu? Evet, uygulamama tekrar döndüm. Şöyle sayfamı yenileyip incele kısmımı açıyorum. Konsol kısmına geliyorum arkadaşlar. Herhangi bir sonucumuz yok. Tabii ki biz bu metodu yazdık ama ne yapmadık yine? Questions metodumuzu, get questions metodumuzu çalıştırmadık. Evet, uygulamamı çalıştığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi JSON dosyamda olan objelerin başarılı bir şekilde alındığını ve ekrana yazıldığını, konsol ekranına yazıldığını görüyorum. Pekala arkadaşlar, JSON'larımızı okuduk ve artık bu JSON'larımızı ne yapabiliriz? Ekranımıza sırasıyla ilgili soruları yazdırabiliriz. Tabi bundan önce ben şu modülümüzün en sonunda açılacağı için, yani soruları tamamladan sonra açılacağı için böyle sürekli ekranda kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu ne yapabiliriz? Sadece isteğe bağlı gösterilecek şekilde düzenlememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar bizim modülümüzün klası, hemen şuradan bir teyit edelim. QuizModule klasıydı. QuizModule klası hemen bakıyorum nerede? Burada. Display'ini flex yapmışız. Biz bunun arkadaşlar default olarak display'ini none yapacağız. Dolayısıyla ne olacak? Ekranda gözükmeyecek. Fakat ben bunun yanına eğer show klası eklenirse ne yapmak istiyorum? Display'ini flex yapmak istiyorum. Yani bu CSS deyimi ne oluyor arkadaşlar? Eğer question module'la show klası, question module klası ve show klası aynı class, HTML class attribute'ünün içindeyse buradaki stilleri uygula demek oluyor. Pekala. Tekrar uygulamama geldim. Şu şekilde inceleyle HTML kodlarımın elemanlarımı inceleyeceğim. Şurada container'ımın içinde quiz modülüm vardı. Quiz modülün yanına şu şekilde show klasımı ekliyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi show klasını eklediğim zaman geliyor. Show klasını kaldırıyorum. Gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar modülümüzde ne yapacağız? JavaScript ile show klasını ekle çıkar, yani toggle yaparak modülümüzü açacağız veya kapatacağız. Pekala. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an buradaki sorular şu anda bizim oraya eklemiş olduğumuz statik HTML datalarından geliyor arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde şuradaki 1'e 10 ve ilerlemiş HTML datadan geliyor. Biz yukarıdan en tepeden başlayarak soru sayımızın toplam, yani aktif olan sorunun toplam soru sayısına olan metnimizi hemen ne yapalım? Dinamik bir hale getirelim. Pekala arkadaşlar. Burada uygulamama geri döndüm. HTML kodlarıma bakıyorum. Ve benim soru sayısını yazdırdığım yer buradaki H2 tagimli. Burada ne yapmışız arkadaşlar? Statik olarak 1'e 10 yazdırmışız ve bunu nerede yapmışız? QuizOrder ID'sine sahip H2 klasımızda yapmışız. Ben öncelikle arkadaşlar burada bildiğiniz gibi diğer uygulamamda genel olarak kullanacağım değişkenlerimi burada bir tanımlıyordum. Buraya geldim dedim ve let QuizOrder eşittir document nokta pardon query selector. Gerçi bunu başka bir yerde tekrar çağırmak durumunda kalacak mıyız? Aslında bunu başka bir yerden değiştirmek zorunda kalmayacağız arkadaşlar. Biz bunu aslında şurada kendi metodunda güncellesek yeterli olacaktır. Hemen burada get questions'ın altında const update quiz order, yani sınav sırasını güncelle gibi bir metot açıyorum arkadaşlar. Bu metodumuz ne yapacak? Oradaki quiz order sırasını dinamik bir şekilde yazdıracak. Buraya geldik arkadaşlar. Query sektörüyle ne yapıyorduk? Selektörüyle ne yapıyorduk? Buraya eğer ID ise aradığımız şey diyez ifadesini koyduktan sonra HTML klasındaki ID'sini yazıyorduk ve bu bize HTML elemanını veriyordu. Dolayısıyla buraya QuizOrder element diyeceğim. Daha sonra bu arkadaşlar HTML elemanımızı yakaladıktan sonra ne yapmak istiyoruz? HTML'ini, inner HTML'ini değiştireceğim. Pekala, neyle değiştireceğiz? Bize o anki aktif kaçıncı soruda olduğu bilgisi ve toplam soru bilgisi lazım. Şu anda bize aktif soru bilgisi yok. Onun için şöyle geçici olarak 1 diyorum.
Ondan sonra 1 dedikten sonra da artı deyip ne yapacağım? Toplam sorumu yazdıracağım. Burada arkadaşlar toplam soru için soruya ihtiyacım var benim, sorularıma. Sorularım zaten burada ne yapmıştık? Get question metodunda yakalatmıştık. Dolayısıyla biz bunu ne yapalım? Global bir değişkenimizi atayalım ve oradan question'larımızı ne yapabilirim? Yakalayalım. Let questions diye bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Bu questions değişkenim initial olarak boş bir array'e sahip olacak. Herhangi bir şey de atamaya da biliriz. Daha sonra burada then'den sonra yani question'larımı JSON'dan okuyup daha sonra JSON'a convert ettikten sonra questions objeme ne yapacağım? Burada gelen questions'ımı atayacağım. Pekala. Daha sonra arkadaşlar ne yapabilirim? Buradaki bir virgülden sonra benim toplam sorumu yazacaktım. Toplam sorum aslında ne? Question.length artı bir benim toplam sorum oraya arkadaşlar. Şu an burada nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle sayfamıza bakalım. Tabii yine bu metodumuzu çağırmazsak ne yapacak? Çalışmayacak. Dolayısıyla bu metodumu şöyle çalıştıracağım. Evet. Şöyle bakın ne yaptı? 1, 0, 1 gibi bir şey yazdı. O zaman ne oluyor? Length değerim 0 geliyor. Tabii burada questions'dan hemen sonra çalıştığı için daha önce burası çalıştığı için arkadaşlar questions array'imiz ilk başta ne oluyor? 0 oluyor. Dolayısıyla şu update quiz order'ı şöyle set timeout ekleyerek birazcık geciktirirsek örneğin 100 milisaniye kadar geciktirirsek ne yapacaktır? Daha doğru çalışacaktır. Evet. Ne yaptı bu durumda? 51 yazdı. Tabii question.length artı 1 aslında artı 1 eklememize gerek yok arkadaşlar. Pardon. Evet. Şu an diyor ki birinci sorudasın ve toplam 5 soru var. Fakat yine birimiz neydi? Statik bir değerdi. Bu statik değerimizi dinamikleştirmek için şurada active question index diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun default değeri ise 0 oluyor. Çünkü şu anda array'lerimizdeki arkadaşlar nasıl oluyordu? Örneğin şu şekilde 1, 2, 3 gibi integer sayılardan oluşan bir array'imiz olduğu zaman bir numaralı sayı yani bir sayısını sahip olan indeksimiz kaçtı? 0'dı. Sondaki 3 ise ikinci indeksimizde yer alıyordu. Dolayısıyla ben buradan sorularıma da erişmek istediğim için bunu 0'dan başlatacağım ve eğer indeksim 0 ise buradaki active question sayım kaç oluyor arkadaşlar? Bir fazlası olan bir sayısı oluyor. Tabi bunu bu şekilde string bir ifade sandığı için şöyle paranteze alacağım ve burayı bir olarak düzenlemesini istiyorum ki şöyle öyle bir sorun yaşamamış. Tamam. Gördüğünüz gibi şu anda 1-5 yazıyor arkadaşlar. Daha sonra değişiyor. İlk başta da null değerini atayıp şu şekilde boş bir şekilde bırakabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda güzel bir şekilde ne yaptık? Sıralamamızı güncellemeyi başardık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki nerede? Progress barımızın ilerlemesini anime etmemiz lazım. Pekala. Bunun için ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz zaten buradaki background'ımız gri kalmaya devam edecek. Fakat quiz progress class'ımızı ne yapıyorduk? Burada hemen şuradan style css'ten bulalım. Ne yapıyorduk? Buradaki quiz progress burada width değerini yani genişlik değerini yüzdesini oynayarak arttırıp azaltıp onun genişliğini değiştirebiliyorduk. Tamamlanma oranını değiştirebiliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da müdahale edebilmek için yani oradaki stilleri değiştirebilmek için let şöyle quiz progress tamam. Quiz progress l diye bir değişken tanımlıyorum ve buna yine ne yapıyorum? Document.querySelector deyip eğer class'ı bu ise bana getir diyorum. Pekala. Bu elemanımıza ne yapmak istiyoruz arkadaşlar? Biz bu elemanımızın stil değişkenini style.width değişkenini pardon style.width değişkenini değiştirmek istiyoruz. Width değişkenini ne yapmak istiyoruz arkadaşlar?
Bizim toplam soru sayımız, pardon, aktif soru sayımız, aktif sorumuz, yani birinci soruda mesela bölü toplam soru sayımız çarpı 100 ne yapacak arkadaşlar? O an ben o sorudaki yüzde kaçıncıyım bana bunu verecek. Dolayısıyla ben bunu with'i o şekilde güncellersem ne olacak? Örneğin birinci sorudayken %20 değerini ürettirmiş olacağım. Pekala. Benim aktif indeksim burada vardı. Yine bir fazlasını almam lazım ki kaçıncı soruda olduğumu bileyim. Bu değeri böleceğiz arkadaşlar. Neye böleceğiz? Toplam soru sayımıza. Toplam soru sayımız aslında kaçtı? Questions.length'ti. Bunun için de bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Sürekli burada toplam soru sayımızı ne yapmayalım? Okumayalım. Pekala, burada questions total questions ya da questions count gibi bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkenime ne yapacağım? İnişli olarak 0 vereceğim. Daha sonra burada hemen fetch metodumun bittikten sonra, question'larım geldikten sonra questions count'umu da ne yapabilirim? Ben questions değerimin length'ine eşit diyebilirim. Dolayısıyla artık buralarda ne yapabilirim? Questions count değişkenimi direkt kullanabilirim. Pekala. Yine burada da question count değerini kullanacağım. Bunun toplamının, buna bölümünün ne yapmak istiyorduk biz? 100 ile çarpmak istiyorduk. Bu ne yapacaktı bize? Yüzde kaç olduğunu verecekti. Fakat bu değer arkadaşlar yeterli mi? Değil. Bizim bunun sonuna ne yapmamız lazım? CSS'de yüzde ifadesini eklememiz lazım ki yüzde şu kadar olması gerektiğini bilsin. Pekala. Bunu da ekledik. Buradaki elemanımızı yanlış yazmışız. Evet. Quiz progress elementinin style'ının width'ini şu yap dedik ve bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Pekala. Tekrar uygulamama geldim. İlk açtığım zaman şöyle, hatta %0'a çekelim. Bir animasyonumuz da eklemiş miydik? Yoksa animasyonu ekleyelim buraya. Quiz progress. Hemen şuradan tekrar aratalım. Şu an %0 yapacağım arkadaşlar. Default değerimiz %0. Sayfayı yeniliyorum. Direkt %20 oluyor. Evet, biz fakat bunu istemiyoruz. Ne istiyoruz biz? Transition eklemek istiyoruz animasyon olması için. Ne eklemek istiyoruz? Genişliği eklemek istiyoruz. İstersek burada al deyip tüm CSS propertilerine bunu ekleyebilirdik. Fakat ben sadece şu anda genişlikte olması benim için yeterli. Width propertime bir animasyon eklemek istiyorum. Bunun 500 milisaniyede olmasını istiyorum ve easing out animasyonun gerçekleşmesini istiyorum. Pekala. Tekrar geldim. Şu şekilde sayfamı yeniliyorum ve bakın şu anda animasyonlu bir şekilde progress barımın ilerlediğini görüyorum. Pekala, çok güzel. Artık ne yapabiliriz? Bundan sonraki kısım olan progress barımızı da hallettik. Question body'mize geçebiliriz. Yani sorularımızı ekrana yazdırabiliriz. Daha sonra soru çözümlerini falan alırız. Evet arkadaşlar, sorumu ekrana yazdırmak için ne yapmam lazım? Şuradaki ilk divim olan soru metnim, daha sonraki divim olan cevap metinlerimi dinamik hale getirmem lazım. Ben bunu dinamik hale getirmek için ne yapacağım arkadaşlar? Bunu JS tarafında ne yapacağım? Buradaki questions'daki sorularımla, aktif indekse ait olan sorumla ne yapacağım? Onun değerlerini, value'lerini o HTML'e yazdırıp inner HTML'ini, buradaki elemanın inner HTML'ini onunla değiştireceğim arkadaşlar. Evet, buradaki next butonunun etkilenmesini istemediğim için arkadaşlar burayı şöyle bir kapsayıcıya alacağım. Hatta şu answers'ı direkt şu kapsayıcımın altına koysam acaba çok tasarımım değişir mi? Güzel, değişmedi. Buradaki boş bir divimiz vardı. Bunu değerlendireceğim. Bu class'ıma, hatta herhangi bir class yazmak da zorunda değiliz. Direkt ID verebiliriz. Çünkü stili vermeyi düşünmüyoruz. Biz buraya diyeceğiz ki question body demiştik. Örneğin question container diyebiliriz.
Aslında tam tersi isimlendirmeler yapsaydık iyiydi ama buraya böyle question container adında bir ID ile çağırabiliriz. Pekala. Buraya geldim. Daha sonra diyorum ki const ne diyebiliriz? Update question, yani soruyu güncelle gibi bir metot yazdık arkadaşlar. Bu metodumuz ne yapacak arkadaşlar? Bizim aktif indeksimizdeki soruyu çekecek. Pekala. Hemen burada bir değişken daha tanımlıyorum ve buraya active question, o anki aktif soruyu çağır diyorum. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle questions array'ime gideceğim ve diyeceğim ki şu indeksteki question'ı getir bana. Hangi indeksteki? Active question indeksteki soruyu getir. Pekala. Bunu da yaptık. Artık ne yapabiliriz? Questions'ımızı active question'dan okuyabiliriz arkadaşlar. Pekala. Active question'ım içinde soru verileri var. Ben bunu ne yapmam lazım? Artık let question HTML diye bir değişken oluşturuyorum ve bunu dinamik bir şekilde ne yapacağım? Buradan gelen verilerle dolduracağım. Tabi hemen şuradaki HTML verilerimi alıyorum ki burada rahatlıkla değiştirebileyim. Şurayı şöyle küçülteceğim. Öncelikle şu H1'imi alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve H1'imde neler var arkadaşlar? Soru numarası var. O hangi sorudayız onu gösteriyordu. Tamam. Burasının ne olması lazım benim? At dedikten sonra, dolar dedikten sonra küme parantezlerimi açıyorum ve active question index artı birinci sayıyı alması lazım. Daha sonra soru metnimiz vardı. Bu soru metnimiz ise ne olması lazım? At dedikten sonra, pardon, dolar dedikten sonra yine küme parantezlerimi açıp active question'ımdaki, hemen şurada tanımlamış olduğum değişken arkadaşlar, active question'ımdaki neyi okumak istiyorum ben? Editörüm bana yardımcı oluyor mu? Olmuyor. Pekala. Text değerini okumak istiyorum arkadaşlar. Neden? Ben buradaki question JSON'dan biliyorum ki sorularımın metni soru objemdeki text'in içerisinde yer alıyor. Pekala. Bunu da yaptık. Daha sonra ne yapmamız lazım arkadaşlar? Buraya sırasıyla cevaplarımızı eklememiz gerekiyor. Yine bunları da şuradan alacağım. Fakat bir tanesini alacağım. Çünkü ne yapacağız? For each'te dönerek sırayla cevaplarımızı eklettireceğiz biz buraya. Şu şekilde ekledim ve bu kapanış dibinde ekliyorum ki herhangi bir sorun olmasın. Şöyle Command Shift F yaptım arkadaşlar. Dosyamı şöyle bir toparlamasını istedim Prettier'in ve dosyam birazcık daha düzenli bir hale geldi. Ben ne yapmak istiyorum? Burasını dinamik bir şekilde oluşturmak istiyorum. Dolayısıyla buradaki şu kısmı alacağım arkadaşlar. Şurada hemen bir tane const create question answers adında bir metod yazıyorum ve bu metodum ne yapacak? Answer'larımı render edecek. Tıpkı aşağıdaki gibi bir şey yapacak. Ve bunu nasıl yapacak arkadaşlar? Şöyle let question answer HTML diye bir değişken oluşturuyorum ve bu değişkenimin ilk değeri bu olacak. Daha sonra ne yapacak? Buraya sırasıyla question, active question, hatta buraya parametre olarak alalım bunu. Active question diye alalım. Active question'ındaki, o anki aktif olan question'ındaki answers objesinde for each ile dönmesini istiyorum. Pekala. For each ile döndüğümde her aldığım eleman benim için ne arkadaşlar? Bir cevap. Bu cevapları ne yaptırmak istiyorum? Bu HTML'imin içine ekletmek istiyorum. Ve bu HTML'im aslında şurada tamamlanmıştık ama ne yapabiliriz? Biz sadece şu soru cevapları kısmını alabiliriz. Çünkü şurası zaten standart bir şekilde geliyor. Benim sadece question answers'ı değiştirmem yeterli. Question answers bir üst klasımız aynı şekilde kalabilir arkadaşlar. Pekala, question answers'ımın içine sırayla question'ları yerleştirmem lazım. Question HTML artı eşittir diyorum çünkü birinci cevabı ekledikten sonra diğer cevabımı da başarılı bir şekilde buraya ekleyebilsin diye artı eşittir diyorum ve
her seferinde cevap HTML'imi buraya yazıyorum ki question HTML'imin yeni hali o olsun. Pardon, question answer HTML'imin yeni hali bu olsun. Pekala, burada dinamik yapmamız gereken ilk yer şuradaki A ifadesi. Benim A ifadem question JSON'dan gelmiyor arkadaşlar. Bunları da şurada standart bir array oluşturacağım ve bu array'in içinden sırasıyla okutacağım. Constant answers diye bir, gerçi answers yerine aslında şöyle choices desek daha doğru olacak. Hani cevaplar değil de choice seçeneklerimiz. İlk olarak diyorum ki A, ikinci B, üçüncü C, dördüncü D, beşinci ise E. Zaten şu an bizim 4 tane olduğu için 5. olmayacak ama isterseniz burayı 4, 5, 6, 3 veya 2 gibi sizin soru tipinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, buraya dolayısıyla ne yazacağım arkadaşlar? Ben hemen yine JavaScript kodlarımı yazabilmek için dolar dedikten sonra küme parantezimi açtım ve ben buraya ne yazacağım arkadaşlar artık? O anki gelen cevabın indeksi. Bunu nasıl alıyordum arkadaşlar? For içimde hemen yanına index yazarsam zaten ne yapıyordum? Alıyordum. Burada bakın derleyicim bana yardımcı oluyor zaten. For için hangi değerleri verdiğini bana söylüyor. İlk olarak bir callback function beklediğini, bu callback function'da ise ilk property'sinin value olduğunu, ikinci property'sinin ise index olduğunu söylüyor. Pekala, ben index'imi de aldığım için artık burada ne yapabilirim? Index'imi kullanabilirim. Ben burada diyeceğim ki choices array'indeki o zaman index'inci elemanı bana ver. Zaten A, B, C diye sıralamıştım. Daha sonra buradaki HTML divimizin text klasına sahip divimizin içindeki veriyi de ne yapmam gerekiyor? Bana gelen answer'ın text'i ile güncellemem lazım. Evet arkadaşlar, bunu da artık yaptığımıza göre ne yapabiliriz? Geriye tamamlanmış cevap HTML'imizi dönebiliriz. Ve bunu ne yapmam gerekiyor? Burada bu metodumu çalıştırmam gerekiyor. Şu şekilde answers'ı çalıştırmam gerekiyor. Tabi burası benden bir parametre istiyor. O da neydi? Active question bilgimi istiyordu. Bunu da ekledim. Artık ne yapabilirim? Question HTML'imi buradaki şu alana yazabilirim. Ve ben bunun için ne yapmıştım? Question container adında bir ID'ye sahip div oluşturmuştum. Bu divin elemanını yakalayıp hemen şöyle const question container l diye bir değişken oluşturdum. Bu değişkenime hemen document.querySelector diye işaretini koyduktan sonra id'mi yazdım ve elemanı yakaladım. Ve diyorum ki question container element'e inner html'ine benim burada oluşturmuş olduğum question html string'imi ekle. Burada HTML dediğimiz için zaten HTML'e direkt convert edilecek arkadaşlar. Pekala, buraya kadar çalışıyor mu bakmak için hemen update question diye burada çağırıyorum. Geldim, sorumu şöyle yeniledim ve bakın ne yaptı? Sorumu başarılı bir şekilde yeniledi fakat tasarımımız biraz bozulmuş oldu. Biz burada ne istiyoruz arkadaşlar? Tasarımımızın böyle olmasını değil de tamamını kapsamasını istiyoruz. Dolayısıyla ben buraya gelip şu question container'ımı şöyle width değerini %100 yapsak ne yapacak? Tamamlayacak. Güzel. Ben o zaman şu question container'ımı aslında CSS class'ımız, CSS tarafını alıp question body'nin hemen altına ekleyip diyorum ki DS question container width değeri %100 olsun diyorum. Pekala, şimdi sayfamı tekrar yenilediğimde tam olarak istediğim görüntüye kavuştuğunu görüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sırada ne var? Biz buradan herhangi bir cevap seçtirip daha sonra next'e bastırmak istiyoruz. Öncelikle cevabımızı seçtirelim arkadaşlar. Cevabımızı seçtirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki cevap elementlerine onClick function'ı yazmamız lazım. Pekala. Ve seçilen cevabı saklamak için de bir değişken oluşturacağım. Buna da şöyle selected
answer diye bir değişken oluşturuyorum. Bunun da değeri initial olarak herhangi bir şeye eşit olmasın. Burada arkadaşlar cevaplarımı oluşturduğum yer hatırladığınız gibi biraz önce yazdığımız şu create question answers tarafıydı. Burada cevaplarımızın bir div ile kapsanmış olduğunu görüyorum. Bu divime şu şekilde bir onClick function'ı yazacağım arkadaşlar. Pardon, onClick event'ı ekleyeceğim. Ve bu onClick event'ına diyeceğim ki select choice adında bir metot oluşturacağım. Ve bu metot o cevabı seçtirmiş olacağım. Pekala, select choice'a ise this diye bu HTML elemanını direkt göndermek istiyorum. Çünkü hangi cevaba tıklandı bilmek istiyorum ve sorumun cevabını array'imden bulabilmek için ise buraya şöyle data tire id diye değer göndereceğim ve bu id ne olacak arkadaşlar? Cevabımın id'sine sahip olması lazım ve bu bildiğiniz gibi answer değişkenime geliyordu zaten. Şu şekilde answer.id yapıp id değerimi de buraya alıyorum. Artık select choice metodumuzu yazabiliriz. Hemen şurada select choice metodunda const select choice deyip select choice metodumu da tanımlıyorum arkadaşlar. Select choice metodumu ne yapmasını istiyorum? Bu klasıma cevabımı ne yapmasını istiyorum? Öncelikle selected answer eşittir buradan gelen this'in eleman olması lazım ki derseniz öncelikle console.log ile gelen elemanda ne var bir bakalım. El diyelim şuraya. Daha sonra bunu konsola yazdıralım. Geldim arkadaşlar projeme tekrardan. İncele kısmını açıyorum. Konsolumu açıyorum ve herhangi bir cevabıma tıklıyorum. Evet, HTML elemanım başarılı bir şekilde geliyor. Sorun yok. ID'lerim de başarılı bir şekilde yazılmıştım. Pekala, ben elementimin neyini istiyorum arkadaşlar? Örneğin dataset.id'sini yani id değerini bana verir misin diyorum ve bakın 1-2 diye yazdırıyor. Tamam, pekala, ben bu değerleri artık hangi cevabın cevaplandığını öğrenebilirim. Evet arkadaşlar, selected answer adında bir değişkenimiz vardı. Ben buna seçilen cevabı vermek istiyorum. Seçilen cevabım burada ne arkadaşlar benim? Aslında buraya girilen ID değeri benim seçilen cevabım oluyor. Seçilen cevabımın ID'si oluyor daha doğrusu. Daha sonra bunu seçilen cevabı kabul ettikten sonra yani next butonuna bastıktan sonra kontrol edip doğru mu değil mi diye bilgilendirebiliriz veya doğru sayımızı arttırabiliriz. Pekala, selected answer'ı bu şekilde değiştirdim. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Benim bu elemanıma seçtiğime dair de bir class eklemem lazım ki hangi cevabı seçtiğimi hatırlayabileyim. Pekala, biz question answer'ın seçilme şeyini yaptı mıydık? Choice dedik, hover dedik, text dedik. Evet, question answer için ne yapmamışız arkadaşlar? Bir seçilme durumunu işlememişiz. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şurada question answer class'larımın en altına geliyorum. Diyorum ki eğer question answer'ın class'ının yanına bir de selected class'ı eklenirse şunları yap. Neleri yapacaksın? Benim zaten text tarafını hatırlıyorsanız şöyle uygulamamıza dönelim çalışan haline. Seçtiği zaman text kısmını yani ikinci kısmını da soldaki renkle aynı renge eriştiriyorduk. Pekala, seçilen yani selected class'ı da varsa text'in background'ını değiştirmesini istiyorum. Ve background'ını ne yapalım arkadaşlar? Bizim buradaki AppDark'ımızla değiştirebiliriz. Background color AppDark. Ve yine arkadaşlar içindeki rengi değiştiriyorum çünkü o renkte AppDark'ımız iyi durmayacaktır. Soldaki metnimde olduğu gibi white'ı, beyazı işaretliyorum. Beyazı seçiyorum ve tekrar geliyorum uygulamama. Bu eski uygulamamız. Seçtim. Herhangi bir şey olmuyor. Tabii pardon, class'ımızı yazdık ama bunu ne yapmadık? JS'imizi aktif etmedik.
Diyorum ki element nokta class list nokta add ekle neyi ekle? Selected class'ını ekle. Pekala, geldim tekrar uygulamama, tıkladım, hop ekledi, ekledi ve ne yapıyor şu an? Her tıkladığımı ekliyor. Fakat biz eğer seçilen cevap değiştiyse ne yapmak istiyoruz? Diğer answer'lardaki selected class'ı varsa silmek istiyoruz. Bunun için de arkadaşlar şurada question answers class'ımı, answer class'ımla ait sahip olan bütün elemanları almak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bu şekilde const dedim. Question answers l diyorum arkadaşlar. Daha doğrusu question answers l elementler yani. Document nokta query selector pardon. Selector al diyorum. Bu bana ne yapacak? Bu class'a ait bütün class'ları pardon bütün elemanları getirecek. Ve diyorum ki eğer question answers elementlerimden şuradan direkt kopyalayayım. Question answers elementlerimden bul neyi bul? Find it bul neyi bul? Her bir elemanda class listine bak. Eğer class list contains içeriyorsa neyi? Selected'ı diyorum ki bundaki selected'ı kaldır. Tabii şurada biraz uzadığı için burayı artık arrow function'ımı şöyle küme parantezleri içine alacağım. Diyeceğim ki eğer contains selected varsa bundaki bu elemandaki remove it class'ı hangi class'ı selected class'ını remove it. Pekala. Tıkladım. Evet, answers.find diye bir metodu yok diyor. Hemen şuraya bir debugger koyup tekrar çalıştıracağım. Tıkladım. Question answers element geldi. Find metodu yok diyor. Çünkü array olmadığı için array fonksiyonlarını kullanamıyorduk. Pekala, ben o zaman bunu şöyle yapacağım. Find ile değil de bunu aslında şu şekilde array.from deyip array'e dönüştürüp denesek ne yapacak? Array olduğu için array fonksiyonlarını yani find vesaire gibi fonksiyonları kullanabileceğim. Dolayısıyla muhtemelen bu sefer find metodumuz çalışacaktır. Pekala, 58'e geçtiğinde de bir dursun. Geldiği zaman elementimizde ne var? O anki elementimiz var ve bakıyor herhangi bir sorun yok. Pekala, ekledi, değiştirdi ve ne yapıyor? Öncekinden siliyor. Güzel arkadaşlar, şu anda seçilen cevabımızı da ne yaptık? Saklıyoruz ve buna bağlı class'ımızı ekleyip hangi cevabın seçildiğini gösteriyoruz. Pekala arkadaşlar, artık ne yapabilirim? Ben cevap verme işlemini devreye alabilirim. Bunun için arkadaşlar şu şekilde ne diyelim? Const cevabı verdik. Artık şu şekilde next question gibi bir şey diyebiliriz. Next question ne yapması lazım? Öncelikle cevabımızı kontrol etmesi lazım. Bunu arkadaşlar direkt bu metodu da yapmayacağım. Bu metodun kodları bayağı uzayacak. Dolayısıyla başka bir metot da yapmak istiyorum. Şuraya bir tane daha metot yazacağım. Const check answer adında bir ikinci metot yazacağım. Bu metot cevaplarımızı kontrol edecek. Pardon. Cevabımızın doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edecek. Buna bağlı doğru cevap sayımızı arttıracak ve işte şu kadar doğru yaptın. Toplamda 5 doğru yaptın. Tebrikler gibi mesaj vermek istiyoruz. Pekala. Ben bu next answer'a neyi almam lazım arkadaşlar? Yani cevabımı seçtiğim cevabı next answer'a tıkladığı anda cevabın doğru mu doğru değil mi diye kontrol etmem lazım. Tabii bundan önce ne yapmam lazım? Benim kontrol etmem lazım selected answer değişkenim. Çünkü biz ne yapmıştık? Bu selected answer değişkenine seçilen cevabı ID'sini vermiştik. Eğer seçilen bir cevap yoksa da arkadaşlar hemen burada Windows'un JavaScript'in kendi alert'ını kullanıp hata mesajı döneceğim. Lütfen bir seçim yapınız diye bir hata mesajı veriyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar buradaki alert
görüntüsünden pek memnun kalmazsanız, bir önceki videolarımda olan custom Toast Alert'ı nasıl yapabiliriz uygulamasına bakıp buraya daha sevimli alertlar ekleyebilirsiniz sizden. Pekala, burada eğer seçilen cevap varsa, ben diyorum ki seçilen cevap varsa öncelikle bu cevabı bir kontrol edin. Check answer metodumuzu çalışacağız. Pekala, check answer metodumuz ne yapacak? Bir tane daha değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bu değişkenim ise ne yapacak? Total correct choice. Toplam doğru seçimleri saklasın istiyorum ve initial değeri 0 olsun. Pekala, correct choice'umuzu ne yapacak? Şu şekilde kontrol edeceğiz. Öncelikle benim selected answer'ımda ID vardı. Öncelikle questions nokta o anki question indeksi nokta answers array'inde ne yapmak istiyorum? Find etmek istiyorum. Hatta find index değil, find etmek istiyorum. Neyi bulmak istiyorum arkadaşlar? Bu bana arrow function yazabilme şeyi veriyordu. Ben diyorum ki o cevabın A diyorum şu an. Yani answer'ın A'sı. Answer'ın E nokta A nokta is ne demiştik? Is correct. Evet. Is correct değeri true ise bunu yap diyeceğiz. Tabii şunu direkt şöyle bir küme parantezi açıp diyelim ki if, hatta şu şekilde yazsak yeterli. Eğer true ise correct, total correct choice'u artı artı, yani 1 arttır diyoruz arkadaşlar. Pekala, bu bize doğru cevabı var ise total doğru cevabı arttıracak, yok ise herhangi bir şey yapmayacak. Pekala, cevabımızı kontrol ettik. Daha sonra ne yapmamız lazım arkadaşlar? Soruyu güncellememiz, yeni soruya geçmemiz lazım. Update quiz order deyip quiz order'umu güncelliyorum. Şimdi quiz order'umuz ne yapıyordu? Neredeydi? Burada sorumuzu yapıyordu. Ve soruyu güncelledikten sonra aslında ne yapmamız lazım? Update question'ı çağırmamız lazım. Biz aslında burada quiz order'dan sonra update question'ı çağırmıştık ya. Aslında bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Quiz order çalıştıktan sonra en altta update question'ımızı çağıralım. Sorumuz güncellensin. Bakalım, herhangi bir sorun yok. Burada da ne yapacağız? Cevap verildikten sonra önce cevabımızı kontrol edeceğiz. Doğru cevapsa bunu arttıracağız. Daha sonra update question metodumuza gideceğiz. Update quiz order metodumuza gideceğiz. Update quiz order'umuz sorunun indeksini güncelleyecek ve daha sonra ne yapacak? Bu indeksi animasyonla progress bar'ımıza yansıtacak ve yukarıda da yazdırıyorduk. Fakat neyi unutmuşuz? Pardon. Update question aslında her çalıştığında artı bir arttırsak, yani şunu değil de direkt active question eşittir, direkt artı artı yapıp bir arttırsak ne olacak? 1'e 5 yazmış olacak. Pekala. Daha sonra ne yaptık? Progress bar'ımızı hareket ettirdik ve en son update question'ı çağırdık. Bakıyorum. Evet, pek doğru bir çözüm olmamış gibi duruyor. Active question bölü diyor. Question count diyor. Bakalım doğru yazıyor mu? 1'e 5 doğru yazıyor. Fakat question artı 1 fakat. Evet, pardon. Şurada artık yine artı 1 yazmamıza gerek yok. Evet, şu anda doğru çalışmaya başladı. Pekala, sorumu çeştim. Daha sonra next butonuna bastım. Herhangi bir şey olmadı. Tabi biz burada devam et ilerleme metodumuzu yazdık ama ne yapmadık? Buradaki next butonunun on click'ine bunu eklemedik. Hemen şöyle on click event'ını ekleyip next question metodunu çalıştıracağını söylüyorum. Ve artık buradaki statik datalarımı ne yapıyorum arkadaşlar? Siliyorum ki artık bunları ne yapıyoruz? JavaScript tarafına ekliyoruz biz. Pekala. Burayı bu şekilde boş bir şekilde bıraktım. Tekrar cevabıma döndüm. Şu şekilde sayfamı yenileyeceğim. Tabi burada 2 yazıyor. Çünkü
Biz öncesinde question indeksimizi birer birer artarak devam ettiğimiz için bir fazlasını yazdırmıştık. Hemen şuraya gelip question answers indeksimi bir arattıracağım. Nerelerde kullanmışız? Evet, burada ne yapmışız? Artı bir yapmışız fakat artı bir değil, direkt indeks yazabilirsin diyoruz. Pekala. Seçtim. Next butonuna bastım. Hop, güzel. İkinci soruya geçti. Ve ne yaptı? Yukarıdaki soru sayımı da yine güncelledi. Daha sonra burayı da şu şekilde seçip devam ediyorum. Evet, üçüncü soruya geçti. Dördüncü soruya geçti ve en son dördüncü soruya geçtiği zaman ne istiyoruz arkadaşlar burada? Artık bu bir sonraki soru var mı? Var gerçi. Beşinci soruya geçti. Bir dakika, burada bir terslik var. Şu anda ne yapıyor? O indeksi getirmiyor. Evet. Aslında bizim bu indeksimiz artı bir artı bir gelsin. Burada arttırmayalım da ne yapalım? Bu şekilde cevaplandıktan sonra bu indeksi arttırırsak ne olacak? Aslında daha güzel bir yol kat etmiş olacağız gibi. Evet, ilk soru zaten farklı geliyordu. Oradan anlamamız lazım. Evet. İlk sorumuz geldi, cevapladım. İkinci sorumuz geldi, yine patladık. Neden patladık? Question Answers Index VT artı 1 bölü sayı patlatıyor. Pekala. Yeniden yükle. İncele. Hemen buraya bir debugger koyacağım. Nasıl bir sayı alıyor da orayı fulluyor arkadaşlar. Hemen bir kontrol edelim. Buraya geldim. Şurada biliyorsunuz yapıyorduk biz bu işlemi. Buraya bir debugger koydum. Yeniliyorum. Evet. Question ended, active question index 0 geldi. 1 ile topladı. 5'e böldü. Galiba şurada toplam sayıyı bir paranteze alırsak arkadaşlar aslında ne yapmayacak? Kafası karışmayacak. Şu anda hani 1 bölü pardon 1 bölü question index yapıp onunla topladığı için galiba saçma sapan bir değer üretiyor. Galiba hemen kodlarken debug'ı aldığımız anda fark ettik. Devam ediyorum. Evet, çok güzel. Bir sonraki soruyu cevapladım. İkinci soru, üçüncü sorumu cevapladım. Dört oldu. Dördüncü sorumu cevapladım. Son sorum beşinci soru geldi ve beşinci soruda ne olsun istiyoruz arkadaşlar? Eğer beşinci soruysa buradaki next butonun içinde next değil de complete yazmasını istiyoruz. Pekala, bunun için ne yapacağız? Bizim zaten burada update quiz order diye bir metodumuz vardı. Buraya hemen şöyle bir şart ekleyeceğim. If diyeceğim. Büyük caps lock'um açık kalmış. If diyeceğim. Eğer question index'im active question index'im eşitse kaça? Benim toplam sorum 5'ti. Yani active question index'im eğer aslında total count soru count'umuz vardı bizim. Questions count demişiz değil mi? Evet, questions count'a eşitse ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Ben tabii eksi birine eşitse ne yapmak istiyorum? Ben oradaki next butonundaki değeri next değil de complete yazdırmak istiyorum. Hemen şurada quiz button klasından elemanımı yakalayıp ne yapacağım? Onun içindeki mesajı değiştireceğim. Pekala, hemen document.get Query selector pardon. Bu class'ta elemanı yakala. Daha sonra bunun inner HTML'ine ne yazıyorum? Next değil de complete, yani tamamla yazıyorum arkadaşlar. Pekala. Tekrar geldim. Hemen şöyle sorularımızı cevaplayalım. Devam edelim. Devam edelim. Ve complete olarak geldiğini görüyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ne yapmıyor? Herhangi bir tepki vermiyor. Çünkü complete butonu ne yapıyor? Aktif indekse ulaşmaya çalışıyor. Fakat pardon. Soruyu cevaplamaya çalışıyor. Fakat bizim şu anda next question check answer'da soruyu cevapladıktan sonra gelen başka bir soru olmadığı için dolayısıyla ne yapamıyoruz? Bir sonraki soruya geçemiyoruz. Aktif indeksimiz orada kalıyor. Ve aynı zamanda aslında burada selected answer'dan sonra tekrar
seçilen cevabı arttırmaya çalıştığı için ne oluyor? Bizim istemediğimiz bir durum ortaya oluşuyor. Eğer kullanıcı 5. sorudayken de 6. soruya geçmesini istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. Dolayısıyla ben buraya ne yapacağım arkadaşlar? Ufak bir şart daha ekleyeceğim. Ne diyeceğim ki? If eğer active question index küçükse neyden? Toplam questions count'tan küçükse, eksi birinden küçükse bu işlemi yap, değilse yapma. Pardon. Hangi işlemleri yapacak? Bu işlemleri yapacak. Pekala. Eğer soru küçükse bu işlemleri yapacak. Fakat neyi yapması lazım her türlü? Kesinlikle doğru mu değil mi? Son sorudaysa doğru mu değil mi kontrol etsin. Fakat eğer son sorudaysa bir sonraki soruya geçmesini istemiyorum. O yüzden soru cevaplarımı ve sorumu güncellemesin. Fakat else kısmında ne yapmasını istiyorum? Ben modulumu gösterip modulumda bu toplam şu kadar doğrunuz vardı mesajımı kullanıcıya iletmek istiyorum. Evet arkadaşlar, hemen modulumuza gelelim. Bizim burada modulda dinamik olan kısımlarımız neresiydi? Şurası. Total Correct Choice diye bir span yazmıştık. Bunu ne yapmak istiyorum ben? Şu şekilde Document nokta Query Selector nokta DS Total Correct Choice. Ben bunun hemen Inner HTML'ini değiştireceğim. Ne ile? Total Correct Choice ile değiştireceğim. Yani toplam 5 doğruysa 5 doğru. Ve ne yapmam gerekiyor? Benim bu modulumu görünür hale getirmem gerekiyor. Modulumu da hemen arkadaşlar ne yapıyorum? Şurada elemanımın adı neydi? Quiz Model'da. Diyorum ki Document nokta Query Selector class'ı bu olan elemanı bul ve bunun class listesine ekle. Neyi ekle? Pardon. Show class'ını ekle. Pekala. Bunu ekledikten sonra hemen arkadaşlar, hatta şuradan indeksimi 0 yerine 4 yapacağım. Hemen son soruya bir gelelim. Son soruya geldim. İşaretledim. Complete dedim. Evet, bakın ne yaptı? Modlumu da başarılı bir şekilde gösteriyor. Ve ben ne yapmak istiyorum? Şuradaki çarpı butonuyla burayı kapatmak, repeat ile ilk soruya döndürmek istiyorum. Öncelikle çarpı butonumuzu yazalım arkadaşlar. Hemen burada next question'ın altına diyorum ki constant close module metodumu yazıyorum. Close module metodum ne yapacak? Modulumu kapatacak. Dolayısıyla aslında şuradaki modul elemanımı biraz daha global bir yere taşırsam tekrar tekrar bu değişkeni ne yapmak zorunda kalmam? Oluşturmak zorunda kalmam. Geldim buraya. Constant quiz module L diye bir değişken oluşturdum ve bu değişkenime bu selektörü atadım. Daha sonra artık burada ne yapabilirim? Direkt quiz module element diye çağırıp class'ını ekleyebilirim. Daha sonra çarpı butonu ile ise quiz module elementimin class listesinden remove edeceğim. Neyi? Show class'ını remove edeceğim. Çok güzel. Pekala, bu close module'ı, pardon arkadaşlar, model değil de close module'ı artık nerede çağıracağız? Buradaki çarpı ikonunun onClick event'ı ekleyip orada çağıracağız. Çok güzel. Geldim. Hemen işaretleyip devam ediyorum. Geldi. Çarpı butonuma basıyorum. Kapandı. Ve bu arada buradaki çarpı ikonumuza bir tane cursor pointer ekledim ki yani bunun tıklanabilir bir şey olduğunu anlıyorum. Şu anda ben anlamadım açıkçası. Hemen şuraya cursor pointer'ımı da ekliyorum. Tekrar complete'e basıyorum. Çarpıya basıyorum. Tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, ben çarpıya bastığımda ve repeat'e bastığımda, daha doğrusu çarpıya basmam yeterli. Çarpıya bastığımda kapattım. Repeat'e bastığımda ise ne yapmak istiyorum? Ben o ilk soruma geri dönmek istiyorum. Şöyle constant repeat quiz diye bir metot oluşturdum. Bu metodumun ne yapmasını istiyorum? Yukarıdaki bu initial değerlerimin hepsini aslında initial pardon, yukarıdaki değişkenlerin hepsini initial değerlerine tekrar getirmesini istiyorum. Pekala, active index eşittir 4 olsun.
Pardon, 4 değil tabii ki, biz onu geçici yapmıştık. 0 olsun. Question count'um yine 0 olsun. Toplam selected answer'ım ne yapmak istiyorum? Seçilen cevabımı şöyle şu şekilde undefined yapalım. Boşaltalım yani. Correct choice'um ise yine 0 olsun. Pekala. Şu şekilde burada 4'ten başlıyor. Yani son soruya geldik. Divide by 0 dedim. Complete dedim. Repeat quiz dedim. Evet. Tabii. Yine bu hatayı sürekli yapıyorum. Repeat quiz'i ne yapmam lazım? Buradaki onClick metodumun onClick event'ında çağırmam lazım. Çok güzel. Geldim. Divide by 0. Repeat quiz. Herhangi bir tepki alamıyorum. Repeat quiz dedik. Burada metodumuzu yazdık. Tabii bunları yazmam yeterli mi arkadaşlar? Ne yapmam lazım? Mutlaka bunları yaptıktan sonra update quiz order'ı çağırıp soru sıralımı güncellemem lazım. Aynı zamanda modulumu kapatmam lazım ki soru çözmeye tekrar devam edebileyim. Pekala, tekrar projemi çalıştırıyorum. Seçtim cevabımı. Bir dakika. Başka bir şeyler sanki gitti gibi. Güzel. Burada bir sorun var. Şu şeyi değiştirmek zorunda değiliz bu arada. Question count kalsın. Bunların ne oldu şu anda? Hover'ları gelmiyor. Pekala, o çok büyük bir sorun değil şu anda. 5. sorudayız. Zero dedim. Hoppala, kapattım. Bir şey yapmıyor. Tamam. Devam ettim. Repeat question dedim. Hop. 1.ye döndük. Çok güzel. Burada arkadaşlar son olarak şu complete butonuma ve textlerimize yine ne yapmışız? Unutmuşuz. Burada complete butonuma textlerime tamamını yapmak istiyorum. Pardon arkadaşlar, yine Siri açıldı. Complete butonuma, yani answer şeyime, elementime quiz alt answer, answer elemanım bul. Tamam, burada cevap elemanımın cursor pointer olmasını istiyorum. Fakat şu anda cursor pointer olmuyor. Neden? Question answer incele. Question answer cursor pointer. Bir dakika. Evet. Sanırım kafası güzelleşti arkadaşlar. Şu an kendine geldi ve toparladı. Evet arkadaşlar. İsterseniz son bir kez tekrar uygulamamızı çalıştıralım ve bir kontrol edelim. Bakalım eksik bir şeyimiz kalmış mı? Şöyle sıfıra çektim. Geldim ilk soru, hemen object based dedim. Switch statement dedim. İşaretledim. Bununla işaretledim. Bununla işaretledim ve tebrikler, 5 doğru cevabım var dedi. Çarpıya basarsam kapatıyordu. Repeat dersem ilk soruya dönüyordu. Tabii ne yapmışız? İlk soruya döndüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor? Repeat quiz'de tekrar o metnimizi next'e çevirmemiz gerekiyor. Pekala, burada repeat quiz buradaydı. Ben burada ne yapmak istiyorum? Şuradaki total correct choice show complete, nerede yazdırmıştık biz? Complete yaratıyorum. Burada yazdırmıştık ve ben bunu yine şu kodu aşağı alacağım. Diyeceğim ki burada complete değil de tekrar next'e çevir. Pekala arkadaşlar, tekrar hemen hızlıca şöyle cevaplarımı seçiyorum. Devam ediyorum. Herhalde hiç doğru yapmadık. Evet. Burada bir sorun var. Bir dakika. Hiç doğru yapmadık. Sıfıra. Total correct choice. Bir dakika. Tamamını yanlış yapmasak da ne yapıyor? Sıfır. Şöyle hepsini yanlış işaretlemeye çalışıyorum. Bir tane divided by zero. Yine 5 yazıyor. Neden böyle oldu arkadaşlar? Total correct choice ID'sine, inner HTML'ine, burada total correct choice'u yazamıyor muyuz acaba?
Active question index. Total correct çözümümüzü arttırıyorduk. Burada aslında şu 3 değerimizi de bir azaltalım. Zannediyorum ki arkadaşlar buradaki check answer metodumuz hatalı çalışıyor. Hemen orada ekranımdan console, pardon, source'uma gidip bu şekilde control F ile check answer metodumu bulup şurada bir debug etmek istiyorum. Pekala, bunu seçtim örneğin. Daha sonra next dedim. Buraya geldi. Question answer index'im bu dedi. Answers'larım bunlar dedi. Find ediyorum dedi. A dedi. A'nın içinde is correct, false dedi. Dolayısıyla ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Devam ediyorum. Ha, bir dakika. A is correct olduğunda true yapıyoruz. Fakat A is correct olması yeterli mi? Değil. A is correct değil. Pardon arkadaşlar. A'nın ID'si eğer selected answer'daki ID'ye eşitse, bunu arttırmam lazım tabi. Çok saçma bir hatayla muhteşem bir iş yapmış olduk. Pekala, yine hızlıca cevaplarımı seçiyorum. Burada bunu seçtim. Burada bunu seçtim. Şu an bilerek böyle hatalar yapıp yine 5'i göreceğiz mi diye. Evet, gene 5'i gördük. Hemen bir daha incele yapacağım arkadaşlar. Şurada source'uma bakıyorum. Burada bir dursun. Sayfamı yeniledim. Seçtim. Devam ettim. Diyor ki A'nın ID'si 1. Bunun ID'si 3. Evet. Pardon arkadaşlar. Yani bu şekilde her türlü giriyor. Bizim burada ne yapmamız lazım aslında? Hemen. Yani bu şekilde find dediğimiz için zaten içinde gezerken her türlü girmiş oluyor. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki eğer bu ID'si tabi, tamam, şu şekilde question answers'tan find index yap. Önce cevabımızı bulalım. Dedim ki answer'ların içinde A nokta ID'si eşittir. Benim selected answer'ıma eşit olanı bul. Dedim ki burada constant selected answer dedim. Objeyi direkt bulduk. Pekala, bu objede diyeceğiz ki selected answer nokta, pardon, şu şekilde if şartını. Selected answer nokta is correct. Yani burası aslında şu. Ne aynı olacak. Is correct doğruysa total correct choice artı 1 arttır. Şunu doğru yazdık değil mi? Selected answer. Pekala, bu sefer selected answer, aslında bir dakika. Burada aynı şeyleri yazıp durmuşuz. Buraya selected answer object diye yazalım. Burası selected answer'ımız olsun. Kafalar karışmasın. Burası ise selected object'teki answer object'teki is correct true'ysa artmasını istiyoruz. Pekala arkadaşlar, uygulamamı tekrar çalıştırıyorum. Bir tanesini seçtim. Bir tane daha seçtim. Bir tane daha seçtim. Bir tane daha ve bir tane daha. Evet. Bu sefer de sıfır cevap olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yine bir yerden işler yanlış yaptık ama tekrar source'a geldim. Buraya geldim ve uygulamamı yenileyip deneyeceğim. Hemen bir tane seçtim. Next dedim. Buraya ne geliyor? Obje geliyor. Obje 2 geliyor. Bir dakika. Obje nasıl 2 geliyor? Ops. Evet. Obje tabii ki gelecek. Biz burada find index ile indeksini buluruz. Biz aslında burada find deyip find'ı, yani daha doğrusu objeyi buldurmamız lazım. Pekala. Tekrar obje geldi. Is correct false. Dolayısıyla ne yapacak? Total answer atmayacak. Çok güzel. Hemen bir iki tane daha cevap veriyorum. Devam et. Devam et. Devam et.
Devam et. Evet. Evet arkadaşlar, sonunda bitti. Şu an sanırım yorgunluğun da verdiği şeyle burayı biraz saçmalamışız. Evet arkadaşlar, bunu da tamamlayarak uygulamamızı bitirdik. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, biz burada eğer boş soru geçerse ne yapıyorduk? Böyle bir alert veriyorduk. Bu alert'ı isterseniz kendiniz bir önceki videolarımdan nasıl custom TOAS alert'lar yapıp daha sevimli alert'lar ekleyip daha da uygulamayı güzelleştirebilirsiniz. Buradaki cevaplar arkadaşlar şu anda standart bir JSON dosyasından geliyor ama örneğin siz buradaki JSON'ları pardon, buradaki sorularınızı arttırıp yine bu bağlamda arttırıp sorularınız içinden o repeat quiz dediğimiz zaman random sorular getirerek ne yapabilirsiniz? Her seferinde aynı soruların gelmemesini sağlayabilirsiniz ve uygulamayı birazcık daha canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bunları yaparken ne olmuş olacak? Siz de JavaScript bilgilerinizi derinleştirmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak beni desteklersiniz ve bu tarz içeriklerin gelmesine destek sağlarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.